Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir kutu açılımı yapayım dedim. Evet, duyuyorum. Sonunda, sonunda açacak sonunda dediniz. Duyuyorum. Çünkü günlerdir elim değmedi, açamadım. Biliyorsunuz birkaç sorunum vardı. Onları hallettik, biricikimizle ilgili. Çok şükür şimdi daha da iyi, daha da iyi olacak. Ama işte 10 günlük süreçteyiz. 10 günlük süreçte hani koşma dedikçe koşuyor. Otur dedikçe kalkıyor. Hani bağlamak da istemiyorum devamlı devamlı. Bilmiyorum, inşallah iyi olacak ama çok fingir diyor. Evet, bugün bakaraktan air fry, 9 litrelik air fry açılımı yapacağım. Air fry daha önce kullanmadım. Daha önce Tefal'in az yağıyla pişiren bir böyle kızartma makinesi vardı. Onu kullandım. Bu sefer bunu kullanacağım. Açıyorum, açıyorum. Oğuzhan gibi. Kullanma kitabı çıkıyor hemen. Her zaman olduğu gibi. İçinde tarifler var. Eşo. Tarif kitabı var. Bu neyi? Bu bir üst kapak gibi bir şey böyle. Delikli delikli bir şey. Bulacağız, çözeceğiz ne olduğunu. Yavaş yavaş açıyorum. Pişin ucunu dışarı koymuşlar. Hemen şu ara dolduran malzemeleri çıkartalım. Köpükleri, şunları bunları şöyle bir atalım. Balon malzeme gelsin. Bu air fry'da 10 tane özellik var. Bu özelliklerden 10 tane bu touch screen dokunmalı. Dokunmalı. Ne istiyorsanız hani tavuk kızartacaksınız, balık kızartacaksınız, et kızartacaksınız, çips yapacaksınız. Onun otomatik yani otomatik. O güzel. Kendiniz ayarlamıyorsunuz. Şu dakika bu dakika kızarsın diye uğraşmıyorsunuz. Demek ki öyle. Güzel. Güzel. Ey şu. Ha bu kolay çıkıyor. Tamam eşit. Tamam problem yok. Kenarlarına bunlardan koymuşlar bak böyle. Şey yapmasın diye sallanmasın diye. Güzel fikir. Çünkü sağ sol hani nerede kutunun kenarından şuradan buradan zarar gelirse de diye. Gel bakalım. Oo. Büyük bir haznesi var. Hani zaten bu X Large herhalde. Large mi X Large mı yaşıyor bu? X Large ya. Extra Large ya X Large. Bunun bir de XX Large'ı var ama o bana gerekli değildi. Çünkü haznesi böyle büyük bir haznesi var. Aa demek ki bak bu şekilde belki de şu. Çözeceğiz. Yapa yapa. Yaparım. İçinde kek falan da yapabiliyormuşsunuz bunun. Eyşan söyledi biraz önce. Kek yapacağım. Deneyeceğim hemen. Büyük bir haznesi var. Dediğim gibi 10 tane tavuğu, eti, ızgara işte çözdürmesi de var. Bu ne yapıyor? Yoğurt mu yapıyor eşşo? Böyle bir işaret var. Cupcake mi? Ha, cupcake. Aa, yoğurdu yapan öbürüydü herhalde. Artı bu. Şimdi şey, kullanmadan durmayayım şöyle yavaş yavaş. Altına yine kaymazını yapmışlar. Güzel. Seviyorum. Çünkü bunu çekerken falan hani makineyle birlikte gelmiyor. Tamam. O özellik de güzel. En iyi özelliği ne? %90 daha az yağla kızartmaları yapabiliyorsunuz. Yani %90 daha az yağ demek daha sağlıklı yemek demek. Hani çünkü biliyorsunuz biz kızartma yaparken fritözün şey yağın içine hepsini atıyorsun, kızartıyorsun. Hani çıktığı zaman tamam peçete, kağıt peçete falan seriyoruz, alıyoruz ama hani ne kadar sağlıklı oluyor? Bu bence daha sağlıklı olacak inşallah. Eşim beğenirse tabii. Eşim Tefal'de yaptığım kızartmaları beğenmiyordu mesela. Çünkü az yağlı oluyor diye. Kızartma dediğin hani yağlı olur diyordu. O yüzden bunu da şöyle bir kenara koyalım. Kitapçığımızı da kenara koyalım. Dediğim gibi şöyle daha yakından göstereyim mi? Güzel ya, bilmiyorum da. Kızartma yapmak için iyi, pişirmek için iyi ama bir de tabii ısıtmak için, çözdürmek için onlarda da iyi. Şekilde. Hatta şöyle yaklaştırayım mı?
Hatta şöyle yaklaştırayım mı? Düğmelerini bir görün. Dediğim, anlattığım düğmeler böyle. Bilmiyorum, beğendim gibi. Görünüşü güzel. Eğer kullanımı da güzelse benim için iyi. Çünkü ben evde biliyorsunuz çok yemek yapıyorum. Şöyle bakalım. Bakalım şöyle. Hızlı pişirmeyi de sağlıyor. Kalp dostu, sağlıklı yemek yapabiliyorsunuz. İşte dediğim gibi 10 tane işte program düğmesi var. Programlarını seçebiliyorsunuz. Hava ile birlikte hani pişirmesi de güzel, sağlıklı. Fazla yağ kullanmadan. Hani bir poşet patatesi rahatlıkla, donmuş patatesi rahatlıkla bunun içinde kızartabiliyorsunuz. Hani yapışmıyor. Tavaya kızartma yaparken tavada yapışma da yapmıyormuş. Artı dediğim gibi kaymaz. Yani burayı çekerken makine tümden gelmiyor öyle. O da güzel. Kolay okunabilir. Işıklı, ledli ekranımız da var. Siyah bir balisi var. Yani o önemli zaten. Görünüş de önemli. Şöyle koyduğunuz zaman. Çünkü bunu dolaba koymayacaksınız. Bunu götürüp tezgahta bir yere koyacaksınız ki hani devamlı ısıtmaya, işte pişirmeye, kızartmaya falan kullanabilin. Hani ben sevmiyorum makineler böyle dolapların içinde olduğu zaman. Çünkü bayanlar kullanamıyor. Neden kullanamıyor? Şimdi kim indirecek onu oradan? Şimdi kim çıkartacak onu oradan? Hani öyle olduğu zaman kullanamıyorsun. Şimdi bu evimde benim mesela birçok makinem içeride. Halbuki makineler böyle tezgahın üstünde olsa değil mi Eşo? Bir şey kullanmak istediğim, hep evde Eşo'da değil mi Eşo? Eşo da kullanıyor ya mutfağı. Bir şey kullanmak istediğim zaman benim tezgahımın üstünde olacak. Benim orada çıt çıt kullanacak. Hani çıkart, koy, fişe tak, kullan falan filan. Bütün bayanlar öyledir aslında. Ama şimdi kim çıkartacak? Kim temizleyecek? Kim yıkayacak? O yüzden bunu da tezgahın içine falan bir yere koymayacağınız için böyle bir görüntü güzel olması lazım. Bunu da buradan çıkartalım bir. Tamamdır. Şu güzel görüntüyü bir daha göstereyim. Bugün sadece görüntüsünü gösterdik. Hafif özelliklerini anlattık. İnşallah en kısa zamanda da içinde bir şeyler pişiririz, yaparız. Zaten günlük vloglarımızda bütün makinalarımı kullanıyorum, deniyorum. Ondan sonra size de gösteriyorum nasıl olduğunu. Almak isteyenler olursa Bakarat Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum ama buradan aldım ben. Bakarat'ın kendi sitesinde mevcut. Oradan temin edebilirsiniz. Şimdiden alacaklara da güle güle kullanın diyorum. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum.